Herkese merhabalar, günaydın. Öncelikle ben kendimi tanıtayım. Gökhan Önder ben, Anadolu Üniversitesi'nden. Bu sene, bu dönem genel işletme dersinde beraber olacağız. Beraber işleyeceğiz dersimizi. Her hafta genel işletme dersiyle ilgili bir üniteyi burada beraber işleyeceğiz. Dilediğiniz zaman lütfen aklınıza takılan bir şey olduğu zaman, sormak istediğiniz zaman buradaki chat bölümüne lütfen sorularınızı, eklemek istediğiniz şeyleri, konuları lütfen yazın. Ben orayı da takip ediyorum. Oradan takip edeceğim yazdıklarınızı, düşüncelerinizi. Bugün birinci üniteyle başlayacağız. Birinci üniteye geçmeden önce dilerseniz ben dersle ilgili size çok kısaca bir bilgi vereyim. Hani bu dönem genel işletme dersiyle ilgili ne yapacağız? Dilerseniz biraz ondan bahsedeyim. Arkadaşlar genel işletme dersi bir işletmeciliğe giriş dersi. İşletmeleri daha yakından tanımak için işletmelerde hangi bölümlerin, birimlerin, departmanların olduğunu, bu departmanların görevlerini, onların sorumluluklarını, onların ne işler yaptığını yakından tanıyacağımız bir ders olacak. Her hafta bir işletme bölümünü incelemeye çalışacağız. İşte pazarlama bölümünü, finansman bölümünü, muhasebe bölümünü, her hafta farklı bir işletme bölümünü burada konuşacağız. Ve dönemin sonuna geldiğimiz zaman artık İşletme bölümlerinin temel görevlerini, yaptıkları işleri görmüş olacağız, tanımış olacağız. Dolayısıyla bu dersin temel amacı sizlere işletmeyi biraz tanıtmak, onun temel görevlerini, birimlerinin temel görevlerini anlatmak. Şimdi bugün işletme dersimizle ilgili çok genel kavramları, tanımları konuşacağız. Onların nasıl sınıflandırıldığını, yani bir derse giriş yapacağız. Tüm dönem boyunca kullanacağımız kavramları, terimleri tanımlamış olacağız. Dilerseniz vakit geçirmeden başlayalım. İşletmeler ve onları tanımlamakta kullandığımız temel kavramlar, sınıflandırmalar nelermiş? Dilerseniz onlara bakalım. Şimdi işletme kavramını tanımlamaya geçmeden önce ihtiyaç ve fayda kavramını kısaca inceleyelim. Çünkü bunları işletmeyi tanımlarken kullanacağız. Şimdi ihtiyaç dediğimiz şey yokluğunda problem yaratan, sıkıntı yaratan, karşılandığında ise bizi mutlu eden hislerimiz, değil mi? Hayatımızda pek çok şeye ihtiyaç duyarız. Hayatımızı sürdürebilmek, devam ettirebilmek için. Dolayısıyla ihtiyaç karşılandığı zaman bizi mutlu eden, memnun eden, karşılanmadığında ise problem yaratan, bizi sıkıntıya sokan hislerimizdir. Fayda ise tükettiğimiz mal ve hizmetlerin bizim ihtiyaçlarımızı karşılama durumudur. Yani biz bir mal ya da hizmet tükettiğimiz zaman, değil mi, ondan fayda elde ederiz. İşte bu mal ve hizmetlerin bizim ihtiyaçlarımızı karşılama özelliğine fayda adını veriyoruz. İşte yemek yediğimiz zaman, değil mi, bir fayda elde ediyoruz. İşte o ulaşım hizmeti aldığımız zaman, otobüse binip bir yere gittiğimiz zaman bir fayda elde ediyoruz, değil mi? Dolayısıyla ihtiyaç ve fayda kavramı bizim için önemli. İşletmeleri tanımlarken, anlarken bunları kullanacağız. Çünkü işletmeler ne yapıyorlar? Tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mal ve hizmet üreten birimler, değil mi? Dolayısıyla ihtiyaç kavramını bilmek, tanımlamak lazım. Peki faydayı nasıl sınıflandırıyoruz? Yani fayda dediğimiz zaman işletmeler nasıl bize veya tüketicilere fayda sağlıyorlar? İsterseniz kısaca ondan bahsedelim. Şimdi işletmelerin temel olarak sağladığı faydalar tüketicilere temel olarak dört başlık altında inceleniyor. Bunların birincisi şekil faydası. Şekil faydası bir ham maddenin üretim sürecinde şeklinin değiştirilerek tüketiciler için kullanılabilir hale getirilerek bir fayda yaratılmasıdır. Mesela mobilya üreticileri ne yapıyorlar?
ahşap ham maddeleri alıyorlar, değil mi? Onları işte belirli süreçlerden, üretim süreçlerinden, proseslerden geçiriyorlar ve insanların kullanımına hazır hale getirilerek mobilyalar üretiyorlar. Bir şekil faydası yaratıyorlar. İşletmeler bir de zaman faydası yaratırlar. Örneğin her ürün her mevsimde üretilemiyor olabilir, değil mi? İşte yazın üretilen ürünler var, tarım ürünleri özellikle, kışın üretilen ürünler var. Dolayısıyla bunlar işletmeler tarafından depolanır ve her mevsim ulaşılabilir hale getirilir. Buna da zaman faydası adı veririz. Her mevsim biz o ürünlere erişme şansı yakalarız. İşletmeler bir de yer faydası yaratırlar. Üretilen ürünler, fabrikalarda üretilen ürünler tüketicilerin bulunduğu noktalara taşınarak, oralarda satışa sunularak bir yer faydası yaratılmış olur. Biz de hemen yakıncacık oralara gider bu ürünleri alırız. Bu yüzden de bir yer faydası yaratılmış olur. Mülkiyet faydası ise arkadaşlar, üretilen ürünler satışa çıkarıldığı zaman sahipliği el değiştirir, değil mi? Biz işte ücretini öder, ürünü satın alırız ve bu sayede ne olmuş? Artık o ürün bizim mülkiyetimize geçmiş olur. Bu da mülkiyet faydası adı verilir. Dolayısıyla işletmeler üretmiş oldukları mal ve hizmetlerle hem tüketicileri için şekil faydası yaratırlar, yani ürünleri kullanılabilir hale getirirler bizler için, hem zaman faydası yaratmış olurlar. Bunlara her mevsim, her zaman erişme şansına sahip olabiliriz. Hem yer faydası yaratmış olurlar. Biz çok yakınlarda çok çaba sarf etmeden bu ürünlere ulaşma şansına sahip oluruz. Hem de mülkiyet faydası yaratırlar. Yani biz bunlara sahip olabiliriz. Bizim mülkiyetimize geçebilir bu ürünler. Çok doğru. Aynen öyle, evi alırız ve biz işte bizim mülkiyetimize geçer. Leman çok doğru. Mülkiyet faydası olarak sayılabilir, söylenebilir. Çok doğru. Aynı şekilde ağacın mobilyaya dönüşmesi de bir şekil faydası olabilir. Çok doğru. Tüm bu faydalar bizim işletmelerden gördüğümüz faydalar. Temel olarak. İşletmelerin yarattığı faydalar daha doğrusu. Peki, ihtiyaç ve fayda kavramına kısaca değindikten sonra Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi dediğimiz bir kavramı var, bir teorisi var. Diyor ki Maslow, insan ihtiyaçları aşama aşamadır. Bunları çeşitli başlıklar altında sınıflandırmış ve bir ihtiyaç karşılandığı zaman insanlarda hemen bir diğer ihtiyaç ortaya çıkar der. Ve bunun sıralamasını da şu şekilde yapar. Öncelikle der ki insanların hayatta kalabilmeleri için fizyolojik ihtiyaçlarının karşılanması lazım. Bu fizyolojik ihtiyaçların giderilmesi lazım. Örneğin işte yemek yemek, işte bir şeyler içmek, nefes almak, örneğin su içmek mesela, nefes almak, barınmak, değil mi? Uyumak. Yani insanların hayatta kalabilmek için öncelikle fizyolojik, fiziksel ihtiyaçlarını gidermesi lazım. Daha sonra bunları gerçekleştirdikten sonra güvenlik ihtiyacı ortaya çıkar der Maslow. Can ve mal güvenliği. Sosyal güvenlik, yani korunmak, hayatta kalmak, bu güvenlik ortaya çıkar. Bu ihtiyaç ortaya çıkar. Maslow der ki eğer bu da karşılanırsa insanlar güvenli bir yerde yaşamaya başlar, işte sosyal güvenceye kavuşur, can ve mal güvenliklerini emniyet altına aldıkları zaman bu sefer der ki bir gruba üye olmak isteyeceklerdir, aile kurmak isteyeceklerdir. Dolayısıyla ait olma ve sevgi ihtiyacı ortaya çıkar. Bir gruba ait olmak, aile kurmak, insanlar sosyal canlılar oldukları için ait olma ve sevgi ihtiyacı açığa çıkar. İnsanlar bu ihtiyaçlarını da karşıladıkları zaman bu sefer bulundukları toplumda itibar görme, tanınma, takdir edilme gibi ihtiyaçları ortaya çıkar. Saygı görmek isterler, saygı ihtiyacı ortaya çıkar der Maslow. Bu ihtiyaç da karşılandığı zaman en son artık insanlar kendini gerçekleştirebilme, hayallerini gerçekleştirebilme, potansiyelinden
tam olarak yararlanabilme, hep hayallerini kurduğu çeşitli şeyleri yapabilme, bunun gibi ihtiyaçlar açığa çıkar. İnsan artık kendini gerçekleştirmeye çalışır, hayalinin peşinden koşmaya çalışır. Dolayısıyla kendini gerçekleştirmeye çalışır der Alfred Maslow. Bu da ihtiyaç kavramıyla çok ilişkili ve ihtiyaçları sıralayarak sınıflandıran bir teori. Alfred Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisi. Buradaki temel konu bir ihtiyacın açığa çıkabilmesi için diğerinin karşılanması gerektiği. Yani güvenlik ihtiyacının açığa çıkabilmesi için fizyolojik ihtiyaçların karşılanması gerekir. Ancak ondan sonra güvenlik ihtiyacı ortaya çıkabilir. Güvenlik ihtiyacı karşılandıktan sonra ait olma ve sevgi ihtiyacı ortaya çıkabilir. Burada Maslow insanların neye ihtiyaç duyacağını sıralamaya, sınıflandırmaya çalışmış çok genel olarak. Devam edelim. Lütfen eklemek istediğiniz ya da sormak istediğiniz bir şey olursa burada sohbet bölümüne lütfen yazın arkadaşlar. Ben oradan takip edeyim. Devam edelim. Şimdi bu dönem boyunca yine sıkça bahsedeceğimiz, sözünü edeceğimiz kavramlardan biri de üretim faktörleri. Üretim faktörleri arkadaşlar, işletmelerin üretimi yaparken, üretimi gerçekleştirirken kullandıkları faktörler, kullandıkları unsurlar aslında. Üretim yapabilmek için bir işletmenin bir mal ya da hizmet üretebilmesi için aslında bir araya getirmesi gereken, toparlaması gereken unsurlar bunlar, kavramlar. Organize etmesi gereken kavramlar bunlar. Mesela üretim yapabilmemiz için doğal kaynaklara ihtiyacımız var. Değil mi? İşte ham maddelere ihtiyacımız var. İşte mobilya üretenlerin ahşap ham maddelere ihtiyacı var. Veya araba üretebilmek için işte metal ham maddelere ihtiyacımız var. Doğal kaynaklara ihtiyacımız var. Dolayısıyla üretim faktörleri, tüm aslında üretim faaliyetleri temelde doğaya dayanır. Oradan aldığımız kaynaklarla biz üretimi gerçekleştiririz. Değil mi? Üretim yapabilecek bir yere bile ihtiyacımız var. Dolayısıyla arsalara ihtiyacımız var. Dolayısıyla doğal kaynaklara ihtiyacımız var. Bir diğeri üretimde emeğe ihtiyacımız var. İnsan gücüne, oralarda iş yerlerinde çalışacak insanlara ihtiyacımız var, değil mi? Tüm bu üretimi gerçekleştirecek, iş yerlerindeki makineleri, ekipmanları kullanacak emeğe ihtiyacımız var. İnsan kaynaklarına ihtiyacımız var. Bir diğeri işletmeyi kurabilmek, ihtiyaç duyulan makine ekipmanları satın alabilmek, değil mi? Çalışanlara ücretlerini ödeyebilmek için sermayeye ihtiyacımız var. Her işletmenin kuruluşunda, değil mi, belirli finansal kaynaklara ihtiyaç duyarız. Dolayısıyla sermayeye de ihtiyacımız var. Bir diğer üretim faktörü ise tüm bu sermayeyi, emeği ve doğal kaynakları bir araya getirerek işletmeyi kuran, kar ve zarar, yani işletmenin başarılı olma ya da başarısız olma riskini üstlenen kişilere ihtiyacımız var. Ki onlara biz girişimci adını veriyoruz. Girişimci, yeni bir işletme kuran, tüm bu yukarıda saydığımız üretim faktörlerini bir araya getirerek işletmenin başarılı olma, yani kar elde etme ya da başarısız olma, yani iflas etme riskini üstlenen kişilere ihtiyacımız var. Ki onlara da biz girişimci adını veriyoruz. Dolayısıyla temel olarak üretimin gerçekleşebilmesi için girişimcilere ve girişimcilerin üretim yapabilmesi için doğal kaynaklara, insan emeğine ve finansal kaynaklara, yani sermayeye ihtiyaçları olduğunu söyleyebiliriz. Tüm bunlara da biz üretim için gerekli faktörler olarak, üretim faktörleri olarak bunları tanımlıyoruz, açıklıyoruz. Devam edelim. Şimdi o halde ihtiyaç ve fayda kavramına
kısaca değindik. İnsanların ihtiyaçlarının temel olarak neler olduğunu Maslow'a göre sıralamaya çalıştık. Ve üretim için gerekli temel faktörleri inceledik değil mi şu ana kadar? O zaman şimdi bir işletme tanımı yapabiliriz. Bu tanım yapabilmek için pek çok kavrama değinme şansını yakaladık. Dolayısıyla şimdi bir işletme tanımı yapabiliriz. Nasıl tanımlamışız işletmeyi? İnsan ihtiyaçlarını giderecek, sorunlarını çözecek, beklentilerini karşılayacak derecede fayda sağlamak için üretim faktörlerini kullanarak mal ve hizmet üreten, çoğu kez kar amacı güden ekonomik, teknik ve sosyal girişimler demişiz. Şimdi bu tanımı inceleyeceğiz. Bir yandan da chat bölümüne bakıyorum. Şimdi o zaman işletmeyi nasıl tanımlıyoruz? İnsan ihtiyaçlarını giderecek, sorunlarını çözecek, beklentilerini karşılayacak derecede fayda sağlamak için üretim faktörlerini kullanarak mal ve hizmet üretecek. Çoğu zaman da kar amacı güdecek. Kar amacı gütmeyen kurumlar da olabilir, işletmeler de olabilir. Sosyal fayda yaratmak için kurulmuş işletmeler de olabilir. Dolayısıyla o yüzden çoğu kez kar amacı güden diyoruz. Ekonomik, teknik ve sosyal girişimler adını veriyoruz işletmelere. Buraya kadar sormak istediğiniz veya eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Devam edelim mi? Hızlı mı gittik, yavaş mı gittik? Peki, o zaman devam edelim. Şimdi işletmemizi tanımladık. İşletmeyi tanımlarken sürdürülebilirlik kavramından da bahsetmek gerekir. Günümüzde çokça kullanılan kavramlardan biridir sürdürülebilirlik. Burada şunu demek istiyor bize sürdürülebilirlik kavramı. İşletmeler kurulurlarken işte çok sayıda doğal kaynak kullanıyorlar, değil mi? Ham maddeleri kullanıyorlar ve bu ham maddeleri tüketmeden onları gelecek nesillere de aktaracak şekilde hesaplı kullanmak gerekir. Buna çevresel sürdürülebilirlik adını veriyoruz. Yani doğal kaynaklar üzerinde baskı yaratmadan, onları hesaplı, iktisatlı kullanarak, gelecek kuşaklara da onları aktararak aslında kullanmak gerekir. Dolayısıyla bu sürdürülebilirlik kavramı çevresel sürdürülebilirlik olarak ifade edilir. Sürdürülebilirlikten aslında kastımız, ki işletmeler için önemli bir kavramdır. Sürdürülebilirlikten kastımız mevcut akışın, düzenin devam edebilmesidir, devam etme yeteneğidir. Bu çevresel kaynaklarla ilgili olduğu zaman, doğal kaynaklarla ilgili olduğu zaman çevresel sürdürülebilirlik olarak adlandırılır. Sosyal yapıyla ilgili olduğu zaman, işte insanların çalışıp kazandıkları ücretler ve bunların işte hayatlarını idame ettirebilmesi, tüketicilerin ihtiyaçlarını giderecek mal ve hizmetlere erişebilmesi, bunlar da sosyal sürdürülebilirlik olarak ifade edilir. Ve tabii ki işletmenin hayatını sürdürebilmesi için de kar elde etmesi gerekir. Buna da ekonomik sürdürülebilirlik adı verilir. Sürdürülebilirlik dediğimiz zaman aklımıza hemen belirli bir düzenin, belirli bir yapının hayatına devam etmesi, kesintiye uğramadan akışına devam etmesi akla gelmeli. Dolayısıyla bu işletmelerle ilgili olduğu zaman ve işletmenin temel amaçları da bunlar aslında. Kar elde ederek ekonomik sürdürülebilirliği sağlıyorlar. Mal ve hizmet üreterek, tüketicilere fayda sağlayarak, çalışanlara ücret ödeyerek, onlara istihdam, iş sağlayarak sosyal sürdürülebilirliğe katkı sağlıyorlar. Ve çevresel kaynakları iktisatlı, hesaplı kullanarak çevresel sürdürülebilirliğe fayda ve katkı sağlıyorlar. Dolayısıyla işletmelerin amaçları arasında bunlar sayılabilir. Kar elde etmek, hayatta kalmak, ki ekonomik sürdürülebilirlikle ilgili,
çalışanlara istihdam sağlamak, onlara ücret ödemek, tüketicilere nitelikli mal ve hizmetler sağlamak ve ülkenin doğal kaynaklarını iktisatlı, hesaplı kullanarak, verimli kullanarak bunları tüketmeden gelecek nesillerin de, gelecek kuşakların da bu kaynaklardan istifade etmesini sağlamak, değil mi? Onları gelecek nesile ulaştırmak. Çok doğru Kerimov. Onları gelecek nesillere ulaştırmak. Dolayısıyla işletmelerin temel amaçlarını bu şekilde sıralayabiliriz. Devam edelim. Şöyle. Şöyle ekranımı bir düzelteyim. Evet. Şimdi işletme içerisinde çeşitli birimler var, çeşitli departmanlar var. Biz bunlara işletme fonksiyonları adını veriyoruz. Yani işletme içerisinde çeşitli görevleri üstlenen birimler, bölümler var. Bunlara işletme fonksiyonları adını veriyoruz. Bir işletme içerisinde birbirine benzeyen işler aynı bölüm altında gruplandırılır. Birbirine benzeyen görevler aynı birim altında gruplandırılır ve bunlar işletme fonksiyonlarını oluşturur. Örneğin pazarlama, üretim, insan kaynakları, finansman, muhasebe, halkla ilişkiler ve araştırma geliştirme gibi. Şimdi tüm bu işletme içerisindeki bölümler, birimler farklı görevler üstlenirler ve işletmenin amaçlarına ulaşmasına katkı sağlarlar, kar elde etmesine katkı sağlarlar. Örneğin yönetim bölümü işletmenin yönetilmesinden, idare edilmesinden, değil mi? İşletmenin amaçlarının belirlenmesinden, planlarının yapılmasından, geleceğe yönelik planların yapılmasından sorumludur. Pazarlama birimi işte satış işlerinden, fiyat belirlemeden, değil mi? Ürünlerin lojistiğinin, dağıtımının yapılmasından sorumludur. Ürünlerin reklamının yapılmasından, tanıtımının yapılmasından genellikle sorumlu olur. Üretim bölümü mal ve hizmetlerin üretiminin gerçekleştirilmesi, üretim süreçlerinin hatasız bir şekilde, planlara uygun bir şekilde işlemesinden sorumludur, değil mi? Mal ve malların üretilmesinde. İnsan kaynakları bölümü ihtiyaç duyulan emeğin, insan kaynaklarının işletmeye temin edilmesi, onun eğitimi, özlük işlemlerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur, değil mi? Eğitiminin geliştirilmesinin, insan kaynaklarının, onun işte maaş gibi, emeklilik gibi çeşitli özlük işlemlerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur. Finansman bölümü İşletmenin sahip olduğu finans kaynaklarının değerlendirilmesi, işletmenin uygun maliyetlerle finans kaynaklarına, finansman kaynaklarına erişebilmesinden çok temel olarak sorumludur. Muhasebe bölümü işletme içerisindeki tüm parasal nitelikteki işlemleri kaydeder, bunları sınıflandırır, analiz eder. Yani işletmede parayla ilgili olan, mali olan tüm işleri, işte ham madde satın alınması, çalışanlara ücret ödenmesi, satışların yapılması, mali nitelikte olan tüm işlemleri kaydeder muhasebe birimi. Bunları analiz eder ve ihtiyaç duyulduğu zaman yöneticilere ve diğer işletme fonksiyonlarına bu analizleri, bilgileri ulaştırır ki diğer birimler de karar alabilsin. Yöneticiler de ihtiyaç duydukları zaman verilere bakarak uygun kararları, doğru kararları alabilsinler. Şimdi halkla ilişkiler birimi de toplum nazarında işletmenin arzu edilen uygun, güzel bir imajının oluşmasına çabalar. Halkla ilişkiler toplumla olan, işletmenin toplumla olan ilişkilerini arzu edilen bir doğrultuda yürütmeye çalışır. Dolayısıyla
iyi bir imaj oluşturmaya çalışır toplumun gözünde ki işletmeler bunu arzu ederler. Toplumda kabul görmek, toplum tarafından sevilmek, iyi bir imaj oluşturmaya çalışırlar. Son olarak araştırma ve geliştirme birimi de yeni ürünlerin tasarlanması, geliştirilmesi, üretim süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi gibi işletme içerisindeki inovasyonlarla ilgilenir, yeniliklerle ilgilenir. Yeni ürünler üretecek, daha özellikle ürünler üretilecek, işte üretim süreçleri daha verimli hale getirilecek. Bundan sorumlu olan birim de araştırma geliştirme birimidir. Şimdi tüm bu fonksiyonlar, birimler az önce temel görevlerini sıraladığım tüm bu birimlere bu dönem boyunca zaten teker teker değinmeye çalışacağız. Detaylarıyla incelemeye çalışacağız genel işletme dersinde. Sponsor bulan Leman, sponsorluk işleriyle genellikle pazarlama birimi ilgilenir. Yani işte ürünlere sponsorların bulunması, değil mi? Sponsordan kastımız ama bir finansman anlamındaysa, bazı projelerin işte nasıl finanse edileceğine ilişkin yeni fon kaynakları anlamındaysa, o zaman finansman birimi ilgilenir. Ama çoğu zaman sponsoru böyle çeşitli konuların tanıtılması için de kullandığımız oluyor bu kelimeyi. Eğer tanıtım faaliyetleriyle ilgiliyse, reklam faaliyetleriyle ilgiliyse, o zaman daha çok pazarlamacılar bununla ilgilenir. Devam edelim. Ben teşekkür ederim. Yine sorularınız olursa lütfen bu ilgili bölüme yazın. Leman, sponsor derken tam olarak neyi ifade etmek istedin? Mesela işte bazı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için işletmeler sponsor oluyorlar. Mesela nereye oluyorlar? Gerekli projeye yatırım yapılması. Tamam, o zaman bu daha çok finansman bulmak, sponsor bulmak finansman bölümüyle ilgili olabilir. Bu projelere şimdi kimler yatırımcı olur? O zaman finansman daha çok bununla ilgilenir. Sponsor deyince benim aklıma da şu geldi. Hani bazen işletmeler spor müsabakalarına, işte sanat etkinliklerine sponsor oluyorlar ya. Hani onların gerçekleştirilmesine katkıda bulunuyorlar. İşte çeşitli spor müsabakalarının, sosyal sorumluluk projelerinin, o aklıma geldi. Bu tür işlerle genellikle pazarlama bölümleri ilgileniyor. Ama bir projeye yatırım bulmaksa mesele, o zaman daha çok finansman bölümü ilgilenebilir. Devam edelim. Şimdi işletmeleri çeşitli açılardan sınıflandırıyoruz. Bunu yapmaktaki temel amacımız birbirine benzeyen işletmeleri çeşitli açılardan, çeşitli bakımlardan birbirine benzeyen işletmeleri bir araya getirmek. Bu niye önemli? En basitinden işletmeleri vergilendirirken, onların işte kazançları biliyorsunuz, çeşitli konularda vergiye tabi ve toplumun ihtiyaçlarının karşılanması için vergi ödüyorlar. Dolayısıyla vergi düzeylerinin belirlenmesinde devletlerin işletmelerin faaliyetlerini kolaylaştırmak için onlara sağladığı teşviklerde, dolayısıyla pek çok yasal konuda bu sınıflandırmalardan yararlanıyoruz. İşletmeleri teşvik ederken, onları vergilendirirken, değil mi? Dolayısıyla sınıflandırma önemli. Peki bu sınıflandırmayı hangi kategorilere göre yapıyoruz? Niceliksel ölçütlerimiz var, yani sayısal ölçütlerimiz var ve niteliksel ölçütlerimiz var. Bunlara da sözel kriterler adını verebiliriz. Sözel sınıflandırmamız var. Şimdi sayısal ölçütler derken işletmeleri çalışan sayılarına göre, kaç kişi acaba işletmede çalışıyor, kullandığı sermaye miktarına göre, yaptıkları belirli bir dönemde yaptıkları satışlara göre sınıflandırabiliriz. Niteliksel olarak da hukuki statülerine göre, işte anonim şirket mi, limited şirket mi, ortaklık mı, şahıs işletmesi mi, hukuki yapılarına göre sınıflandırabiliriz.
yönetim yapılarına göre sınıflandırabiliriz. Bu çeşitli sözel kriterler işletmeleri sınıflandırmakta kullanılabilir. Şimdi gelelim bunları daha detaylı bir şekilde görmeye çalışalım. Şimdi genellikle kullanılan niceliksel ölçütler çalışan sayısı ve satış hasılatına, yani belirli bir dönemde gerçekleştirilen satışlara bağlıdır. Örneğin mikro işletme 10 kişiden az çalışana sahip olan ve satışları 1 milyon TL'yi aşmayan olarak sınıflandırılır. Her ülkede buna benzeyen sınıflandırmalar vardır, gerçekleştirilir ve böylece işletmeler hem hukuki yasalar karşısında ilgili mevzuata uyulması açısından burada ilgili yerlerini alırlar. Mesela Türkiye'de eğer çalışan sayısı 50 kişiden azsa ve 8 milyon TL'yi aşmıyorsa bir yıldaki net satışları, o zaman küçük işletme olarak sınıflandırıyoruz işletmeyi. Eğer çalışan sayısı 250 kişiden fazlaysa ve 40 milyon TL'yi aşıyorsa satışları, o zaman da diyoruz ki bu büyük ölçekli bir işletme. Dolayısıyla bu sayısal kriterlere bir örnek olarak verilebilir. Rakamlar ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Fakat temel olarak işletmenin ölçeğine, yani büyüklüğüne, çalışan sayısına ve satışlarına bakarak karar verildiğini söyleyebiliriz. Şimdi devam edelim. Şimdi bir de sözel kriterlerimiz olduğundan bahsetmiştik. Merhaba, hoş geldin Ruslan. Sana da selam. Şimdi niteliksel ölçütlerden de bahsettik, sözel ölçütlerden de. Bunları kısaca inceleyelim. Şimdi işletmeleri yaptıkları iş bakımında ürün üreten, yani somut mamuller üreten, hizmet üreten ve ticaret işletmeleri olarak sınıflandırıyoruz. Ürün üreten işletmeler temel olarak somut mamuller üretiyorlar. Mesela işte kitap veya akıllı cep telefonları, işte otomobiller, değil mi? Bunlar somut ürünler, mamuller. Hizmetler ise biraz daha soyut nitelikli. Mesela ulaşım hizmeti, işte uçağa biniyorsunuz, bir yere gidiyorsunuz, değil mi? İşte bir restorana gidip bir şeyler yiyorsunuz, hizmet alıyorsunuz. Veya kuaföre gidiyorsunuz, saçlarınızı kestiriyorsunuz, mesela berbere gidiyorsunuz. Veya tatile gidiyorsunuz, otellerde konaklıyorsunuz, değil mi? İşte tüm bunlar hizmet örnekleri ve bu işletmeler de hizmet üreten işletmeler. Son olarak bir de ticaret işletmeleri var. Çok doğru, çok doğru Leman. Ticaret işletmeleri de bir toptancıdan ya da aracıdan işte çeşitli malları, mamulleri alıp herhangi bir üretim yapmadan onları direkt satışa sunan kişiler, işletmeler. Bunlara da ticaret işletmesi adını veriyoruz. Bunlar aldıkları ürünleri direkt satarak faaliyette bulunuyorlar. Herhangi bir üretim işinde bulunmuyorlar. Aracılar daha çok. Aracı konumundalar. Şimdi sermayenin mülkiyeti açısından, hani işletme kurulurken sermaye gerekiyordu ya, işletmenin bu sermayesinin kime ait olduğuna göre de işletmeleri sınıflandırıyoruz. Yerli işletmeler ve yabancı işletmeler olarak onları sınıflandırıyoruz. Eğer kurulduğu ülkenin, yani sermaye işletmenin ülkenin girişimcilerine aitse, o ülkede bulunan girişimcilere, vatandaşlara aitse, o zaman diyoruz ki yerli işletme. Ama eğer sermayenin mülkiyeti başka ülkenin insanlarına aitse, onlara aitse, o zaman diyoruz ki yabancı işletme. Dolayısıyla sermayenin mülkiyetine göre de işletme türlerini yerli ve yabancı olarak tanımlıyoruz. Son olarak faaliyet gösterilen pazarların, piyasaların büyüklüğüne göre
işletmeleri sınıflandırıyoruz. Bunların sınıflaması da şöyle. Faaliyet gösterilen pazarların kapsamı aslında temel olarak burada önemli. Eğer kurulduğu ülkede faaliyette bulunuyorsa işletme, diyoruz ki ulusal işletme. Sadece faaliyette, yani kurulduğu ülkede faaliyette bulunuyor. Mesela Türkiye'de kurulan bir işletme yalnızca Türkiye'de faaliyette bulunuyorsa o zaman diyoruz ki ulusal işletme. Ve Azerbaycan'da kurulan bir işletme orada faaliyette bulunuyorsa sadece, o zaman diyoruz ki ulusal bir işletme bu. Sadece kurulduğu ülkenin piyasasında, pazarında faaliyet gösteriyor. Uluslararası işletmeler ise şöyle. İşletmeler büyüdükçe arkadaşlar, faaliyetleri ulusal sınırların dışına taşmaya başlar. Operasyonları ulusal sınırların dışına taşmaya başlar. Çok doğru. Mesela ihracat yapmaya başlarlar. Komşu ülkelerde yeni işletmeler kurmaya başlarlar. O zaman deriz ki ha, bu işletmenin faaliyetleri arttı, kapsamı ulusal sınırların dışına taştı. O zaman deriz ki bu işletme uluslararası işletme. Bu faaliyetler daha da büyüdüğü zaman, örneğin toplam satışların büyük bir kısmı yurt dışı pazarlardan sağlandığı zaman, işletmenin yönetiminde uluslararası bir ekip olduğu zaman, işletmenin toplam varlıkları, sahip olduğu varlıklar, mülkiyetinde olan unsurlar pek çoğu yurt dışındaysa mesela, o zaman deriz ki işletmenin faaliyetleri uluslararasını da aşmış, çok uluslu işletme adını veririz. Faaliyette bulunan ülke sayısı çok artmıştır. İşletme gelirlerinin çoğunu artık yurt dışından sağlamaktadır. Çalışanlarının sayısı yurt dışında çok daha fazladır. O zaman deriz ki artık bu işletme çok uluslu işletme olmuştur. Global işletme olmuştur deriz. Devam edelim. Var mı arkadaşlar söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz herhangi bir sorunuz, görüşünüz? Lütfen chat bölümüne onları yazın. Ben onları yanıtlamaya çalışayım. Devam edelim. Şimdi işletme için yine önemli olan, bu dönem boyunca da sıkça kullanacağımız yine bazı terimlerden şimdi bahsedeceğiz. Verimlilik kavramı. Şimdi verimlilik kavramı oldukça önemli. Şöyle ki işletmeler kuruldukları günden bu yana, daha doğrusu tarihte de hep böyleydi. Hep verimlilik arayışında oldular. Yani hep daha az kaynak kullanarak, daha az ham madde, daha az enerji, daha az emek kullanarak daha çok üretim yapmanın arayışındalar. Ki biz buna aslında verimlilik adını veriyoruz. Verimlilik bir işletmenin ürettiği çıktılarla, yani üretim miktarıyla, bu üretimi gerçekleştirmek için kullandığı kaynaklar arasındaki ilişki, bu üretimi gerçekleştirmek için kullandığı kaynaklara oranı üretim miktarının. Verimliliği kısaca böyle tanımlıyoruz. Örneğin, bir işletme bir dönem boyunca, bir yıl boyunca ne kadar mal üretti? Bunların değeri nedir? Ve bu malları üretebilmek için ne kadar maliyete katlandı? İşte ücret ödedi, enerji maliyeti var, ham madde satın aldı, ne kadar üretim faktörü kullandı. Şimdi tüm işletmelerin amacı, tüm işletmelerin amacı çok fazla çıktı üretmek, çok fazla mamul üretmek ve bunu üretirken de mümkün mertebe çok az üretim faktörü kullanmak. İşte bu üretilenle üretimde kullandığımız kaynak arasındaki ilişki de bize verimlilik, yani produktivite olarak ifade edilebilir, tanımlanabilir. Çok doğru. Bunu kuşkusuz hem çok kar elde etmek için hem de kaynakları daha verimli iktisatta kullanmak için isteriz. Mesela verimliliği işletmenin bütünü için hesaplayabileceğimiz gibi
çeşitli unsurlar üzerinden de hesaplayabiliriz. Mesela üretim miktarını çalışan sayısıyla oranladığımızda iş gücü verimliliğini buluruz, emek verimliliğini buluruz. Üretim miktarını bu üretimi gerçekleştirmek için kullanılan sermayeye oranladığımızda sermayenin verimliliğini buluruz. Üretim miktarını bu üretimde kullanılan enerji miktarına oranladığımızda, tabii bunları değerler üzerinden oranlıyoruz. Yani ürettiğimiz ürünlerin değeri nedir? Toplam değeri. Bunları üretebilmek için kullandığımız toplam enerji harcamamız nedir? Bu şekilde yapabiliriz. O zaman enerji verimliliğini bulmaya çalışırız. Peki bunlara niye ihtiyaç duyarız? Bunlara şu yüzden ihtiyaç duyarız. Belirli bir dönemde verimliliğimizi arttırmak isteriz. Nereden nereye geldiğimizi hesaplamak, görmek isteriz. İşletmeler sürekli verimliliklerini arttırmak, daha az maliyette katlanarak üretimde bulunmak isterler. Dolayısıyla da ölçmek, faaliyetlerini ölçmek, bunun hakkında bilgi sahibi olmak ve eğer işler kötüye gidiyorsa önlem almak isterler. Dolayısıyla verimlilik oranlarını yakından takip ederler. Leman diyor ki, finansal taraftan mı bakalım, işçinin motive edilmesiyle iyi iş yapması da verimlilik değil mi demiş. Çok doğru, o da verimlilik. O da yine birim çalışanların, mesela birim başına çalışandan kişi başına düşen verimlilik olarak onu söyleyebiliriz. Mesela eğitimle, eğitim imkanlarıyla yine çalışanların verimlilikleri arttırılabilir. Motivasyonlarıyla arttırılabilir. Çok doğru, çok doğru. Bir kişinin üretkenliği işte bilgi teknolojileriyle, değil mi, teknolojiyi kullanarak veya Leman'ın dediği gibi motivasyonu arttırılarak veya eğitimle becerileri arttırılarak da verimliliği arttırılabilir. Çok doğru. Katılıyorum Leman. Hesaplarken tabii bunlar da hesaba katılabilir. Ama çok temel olarak emek verimliliği dediğimiz zaman veya iş gücü verimliliği dediğimiz zaman genellikle işte deriz ki kaç kişi çalıştı ve ne kadar üretim gerçekleştirildi. Zaten bu araçlarla, motivasyonla, eğitimle, teknolojiyle eğer emek verimliliği artmışsa onu yine burada görme şansımız var. Belki daha az kişiyle daha çok üretim yapabildik. Belki aynı kişiyle bu araçlar sayesinde üretimimizi arttırabildik. Yani onları sonuçlarda aslında yine görürüz. Örnek verelim. Mesela işte 10 kişiyle bir üretim gerçekleştiriyoruz. Çalışanlarımıza çeşitli eğitimler verdik. Bir anda ne oldu? Üretim miktarımız artış gösterdi. Eskisine nazaran 10 kişiyle daha fazla üretmeye başladık. Bu sefer ne oldu? İş gücü verimliliğimiz artış gösterdi, değil mi? Üretim miktarı arttı. Kullandığımız emek miktarı aynı kaldı. Ama üretim miktarı arttığı için iş gücü verimliliğimiz de artış gösterdi. Dolayısıyla Leman'ın sağladığı katkı, söyledikleri bu verimliliği arttırmanın araçları ile ilgili. Motivasyon bir araç. Çok teşekkür ederim. Devam edelim. Şimdi verimlilikle ilgili yine işletmelerin başarısını ölçerken kullandığımız bir diğer kavram da etkililik. Etkililik, etkili olmak, amaçlara ne derece ulaştığımızı ifade ediyor. Amaçlara ne derecede ulaştık? Acaba dönem başında her işletme yıl başında belirli amaçlar belirler ve yıl sonunda bunlara ulaşıp ulaşamadığını kontrol eder. Amaçlar esasında belirli bir dönemde varmak istediğimiz sonuçlar. Yani nereye varmak istiyoruz? Mesela sizlerin amacı işte üniversiteyi bitirmek, değil mi? Programı başarıyla bitirerek mezun olmak. Belirli bir dönemde varmak istediğiniz, ulaşmak istediğiniz bir sonuç var. İşletmelerin de var. Dolayısıyla işletmeler bu ulaştıkları sonuçlarla
ulaşmayı planladıkları sonuçları karşılaştırırlar ve ne kadar etkili olduklarını ölçmeye çalışırlar. Etkililik böyle bir kavram. Verimlilik ve etkililik işletme başarısını ölçerken kullandığımız en temel kavramlar. Son olarak yenilikçilikten biraz bahsedelim. Yenilikçilik veya inovasyon yeni ürün ve hizmetler demek aslında. İşletmenin daha önce piyasada bulunmayan yeni ürün ve hizmetler tasarlaması demek. Bunu da ölçerken yani sayısal kriterlerle ölçmek lazım. Şuna genelde bakılıyor. Son 3 yılda piyasaya çıkan ürünlerin satışına bakıyorlar. Veya son 1 yılda olabilir. İşletmeden işletmeye ölçümü değişebilir. Ve toplam satışlara bakıyorlar. Acaba toplam satışlar içerisinde yeni ürünlerimizin payı nedir? Oranı nedir? Ve bu bizim ne kadar yenilikçi bir işletme olduğumuz konusunda bize bir fikir verir. Şimdi işletmelerde başarıyı ölçerken bu ölçümlerin sayısal değerlere dayanması gerekir. Sayısal kriterlere, ölçütlere dayanması gerekir ki biz belirli bir dönem boyunca başarımızın nereden nereye geldiğini ölçebilelim, onu takip edebilelim. Dolayısıyla bütün kavramları elimizden geldiğince ölçmeye, sayısallaştırmaya ve verilerle bunları görmeye çalışırız. Veri temelli kararlar almaya çalışırız. Kararlarımızın verilerden yola çıkarak almaya çalışırız işletme içerisinde. O yüzden de bu değişkenlere, bu kavramlara bakar, onlara takip eder ve buna bağlı olarak kararlarımızı almaya çalışırız. Şimdi burada hatırlamak için bazı sorularımız var. Hani bu derste gördüklerimizi şöyle kısaca bir hatırlayalım diye. Üretim faktörleri nelerdir diye bir sorumuz var. Var mı arkadaşlar hatırlayan, fikri olan veya paylaşmak isteyen daha doğrusu? Çok doğru. Leman sıraladı. Emek, sermaye, girişimcilik ve doğal kaynaklar dedi. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre en son basamakta hangi ihtiyaçlar yer alıyordu? Yani o işte fizyolojik ihtiyaçlarla başlayıp yukarıya doğru giden bir piramit vardı ya. En yukarıda artık tüm ihtiyaçları karşıladıktan sonra ortaya çıkan var mı aklında kalan arkadaşım? Çok doğru, çok doğru. Kendini gerçekleştirmek de değil mi? Yani hayallerine ulaşmak, artık potansiyelinden, imkanlarından işte en üst düzeyde yararlanmayı ifade ediyordu. Peki, dersin sonunda gördüğümüz bir işletmenin başarılı olduğunu gösteren temel göstergeler neler olabilirdi? Hani bazı oranlardan bahsettik. Çok doğru, kar bunlardan biri olabilir. Fakat gösterge derken aslında sayısal ölçütlerden de bahsediyoruz biraz. Bu dersin sonunda ifade ettiğimiz oranlar vardı ya, bir işletmede başarılı olup başarısız olup, daha doğrusu başarı ve başarısızlığı ifade eden temel göstergeler. Hani verimlilik, etkililik, yenilikçilik, temel olarak bu değişkenlere bakıyorduk ya. Leman, senin söylediklerin çok doğru. Aslında onlar da başarılı olup olmadığını gösterir işletmenin, ama temel olarak onlar işletmenin amaçları. Yani ekonomik sürdürülebilirliği sağlamaya çalışıyor, işte çevresel sürdürülebilirliği sağlamaya çalışıyor. Çok doğru, onlar da başarılı olup olmadığını gösterebilir. Ama daha sayısal, daha detaylı ölçütlere ihtiyaç duyarsak eğer, o zaman verimlilik, etkililik ve yenilikçiliğe bakarız ve böylece görürüz acaba işletme gerçekten başarılı mı yoksa değil mi? Şurada tekrar kısaca ifade edeyim. Evet, işletme başarısının temel göstergeleri verimlilik, etkililik ve yenilikçilik.
Şimdi bugün birinci üniteyi ve oradaki temel kavramları konuşmaya çalıştık. Onlar üzerinde biraz durduk. Sizlerin sormak istediği, eklemek istediği herhangi bir şey var mı? Benim ifade edemediğim, anlaşılmayan veya hızlı geçtiğimiz herhangi bir yer var mı? Var mı arkadaşlar sorumuz? Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Tanıştığıma da çok memnun oldum sizlerle. Bu dönem dersi beraber yürüteceğiz. Yine her hafta aynı saatte burada bir işletme bölümünü, departmanını incelemeye çalışacağız. Amacımız da işletmeyi daha yakından tanımak olacak. Hangi birimler var? Bunlar temel olarak ne yaparlar? Bunları öğrenmeye, görmeye çalışacağız beraber. Ben katıldığınız için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dilediğiniz zaman eklemek istediğiniz görüşlerinizi, sorularınızı bu chat bölümüne lütfen yazın. Ben orayı takip ediyorum. Sizlerin soruları çok önemli. Dolayısıyla lütfen bol bol sorun. Eklemek istediğiniz bir şey olursa onları aktarın. Beraber konuşarak bu dönemi geçirelim ve meseleleri daha iyi anlamaya çalışalım. Ben çok teşekkür ederim. Ben de çok memnun oldum. Çok da keyif aldım. Dediğim gibi lütfen katılın, bol bol sorun. Sorularınız olursa, görüşleriniz olursa, eklemek istediğiniz bir şey olursa lütfen yazın buraya. Böylece daha birlikte meseleleri anlamaya çalışalım. Peki var mı bu ilk dersimizle ilgili söylemek istediğiniz herhangi bir şey? Hızlı mı gidiyoruz, yavaş mı gidiyoruz? Ne düşünüyorsunuz? Önümüzdeki dersler için bana da şey olsun, bilgi olsun. Tamam, süper. Süper. O zaman önümüzdeki hafta bir bakalım hangi ünite varmış. İkinci ünitede temel konumuz neymiş? Ha, ben sizden şunu rica edebilirim. Sizden şunu rica edebilirim. Derslerden önce o günün ilgili konusu neyse şöyle bir göz atın kitabınıza. Şöyle bir okuyun. Orada anlaşılmayan noktalar olabilir. Bunları dersten önce buyurun onları sorun burada. Onlar üzerine daha fazla vakit ayıralım. Çünkü bir saatimiz var ve sizlerin bu zamanı daha iyi kullanmak, verimli kullanmak için anlaşılmayan noktalar üzerinde daha fazla vakit geçirelim. Dolayısıyla dersten önce şöyle bir göz atın kitabınıza. Anlaşılmayan noktaları işaretleyin. Onları getirin derste birlikte bakalım. Şimdi ikinci ünite neyle ilgiliymiş? Ben de bakayım. Önümüzdeki haftanın konusu işletme ve çevresiymiş arkadaşlar. Yani işletme çevresi derken şundan kastediyor, şunu kastediyoruz. İşletmeyi etkileyen faktörler, güçler. İşletmenin mesela bir dış çevresi var. Değil mi? Mesela işte ekonomik koşullar işletmeyi etkiliyor. Kültürel özellikler işletmeyi etkiliyor, değil mi? İşte demografik yapı yani nüfus, ülkenin nüfusunun yapısı işletmeyi etkiliyor, değil mi? Bakın bir anda işletmenin etkilendiği ne kadar faktör saydık. İşletme faaliyetlerine yön veren. Bunlar dış çevre. Bir de işletmenin iç çevresi var. Yani çalışanları, işte yöneticileri, işletmenin sınırları içindeki, kendi bünyesindeki kontrol ettikleri faktörler var. Bunlara da iç çevre diyoruz. Önümüzdeki hafta bu çevre meselesini konuşacağız.
Acaba işletme hangi güçlerden, faktörlerden etkileniyor? Bunları nasıl sınıflandırıyor? Bunları konuşmaya çalışacağız. Bu dersle ilgili, bu ana kadar konuştuğumuz konularla ilgili söylemek istediğiniz, sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı? Ben derste son 10 dakikayı, 15 dakikayı özellikle böyle sizin sorularınıza veya eklemek istediklerinize ayırmak istiyorum. Zaman el verdiği ölçüde, ünitelerin el verdiği ölçüde. Şöyle, evet Leman lütfen sor. Üretim faktörlerini açayım ben de. Evet. Çok doğru. Şöyle Leman, doğal kaynakları kimi kaynaklar toprak olarak da ifade ediyor. Yani üretim kaynağı olarak toprağı diyorlar. Kimi kaynaklar doğal kaynaklar diyor. Ama aslında hepsi tabiatı işaret ediyor. Yani öyle. Aslında doğrudur. Mesela doğal kaynaklar dediğimiz zaman daha geniş bir kapsamdan bahsediyoruz. Ama kimi iktisat kitaplarında toprak diye de geçer. Ama hepsi aslında aynı şeyi işaret eder. Tabii kaynaklardan, doğal kaynaklardan bahsediyoruz aslında. İkisi de doğrudur yani. Üretim için kullandığımız doğal araçlar aslında bunlar. Çok doğru, aynen öyle. Yer altı ve yer üstü. Bunların tabii bir de getirileri var değil mi? İşte doğal kaynakların getirisi rant, işte emeğin getirisi yani kazancı ücret, sermayeninki faiz değil mi? Girişimcininki kar. Çok doğru. Çok doğru. Yani aslında toprak da denebilir, doğal kaynaklar da denebilir. İkisi de doğrudur. Temel mesaj şu, üretimde kullandığımız doğal unsurlar. Üretime kaynaklık eden doğal unsurlar. Peki var mı başka sorusu olan, söylemek istediği ya da eklemek istediği olan? Tamam. O halde önümüzdeki hafta aynı saatte görüşmek üzere diyelim. İkinci üniteyle işletme ve çevresi ünitesiyle kaldığımız yerden devam edelim. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Buraya görüşlerinizi, sorularınızı da yazdığınız için haftaya kaldığımız yerden devam edelim.